Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende alan konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki ikinci bölüm testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız eşkenar üçgende alan. Arkadaşlar bir eşkenar üçgenin bir kenarı A ise alanı A kare kök 3 bölü 4 ile hesaplanır. Hemen bununla ilgili bir örnek soru var. Çözümü de var. İsterseniz çözümü siz inceleyin. Bir de Öklit'in alan bağıntısında kullandığımız bir şey vardı arkadaşlar. Şimdi öklit alan bağıntısı da şuraya A, buraya B, buraya C, buraya da H diyecek olursak ya da şuraya X, şuraya da H diyecek olursak. Hocam şu üçgenin alanı neydi? A çarpı B bölü 2 eşitti. Aynı zamanda dik kenarlar çarpımının yarısı. Taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2 değil mi? Evet X çarpı H bölü 2 eşit. Bak bölü 2'ler gidiyor. Ne geldi? A çarpı B eşittir X çarpı H diye bir formül geldi. Öklit de bu formüller genelde veriliyor ama bilmenize gerek yok diyoruz. Alandan yaparsınız dediğimiz kısım işte bu. Arkadaşlar bununla ilgili formülü ezberlemeyin. Alandan gidin. Yani bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece hipotenüse ait yükseklik eksikse bu şekilde yapabilirsiniz. Evet hadi bakalım sorulara başlayalım şimdi. Birinci soru. Eşkenar üçgen. Hemen eşkenar üçgen gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Bir açıları yazıyorduk arkadaşlar. 60 60 60. Sonra buraya ne kaldı? 30. 30'un karşısı 3 sa 90'ın karşısı nedir? 6. Bir kenar kaç çıktı? 8. O zaman alan ne olacaktır? A kare kökü 3 bölü 4. O da kaç çıkıyor? 16 kökü çıkıyor arkadaşlar. Birinci sorunun cevabı böylelikle. Akçay oldu. Geldik ikinci soruya. ABC bir eşkenar üçgen denmiş. Eşkenar üçgende çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir? Yükseklik aynı zamanda nedir? Açı ortay. Yani 30 30 ayırır. Hocam burası da 60 zaten. E tamamı da 90 ise buraya da 30 kaldı. 30'un karşısı 2 ise 60'ı karşısı ne yapar? 2 kök 3 yapar. Hocam 2 kök burası da 2 kök 3. Şimdi alan isteniliyor ama işte bir kenarı 4 köküç bulduk. 4 köküçün karesi köküç bölü 4'ten çıkar. Ama arkadaşlar hani 30'un karşısı 2 köküç 60'ı karşısı da köküç katından dolayı 6 ya. Burada taban ve yükseklik belli ise hemen taban çarpı tabana ait yükseklik. Yani tabana ait yükseklik ne yapıyor arkadaşlar? 6 yapıyor. Oradan da yapabilirsiniz. Yani 4 köküç çarpı 6 bölü 2. Kaç yapıyor direkt? 12 köküç yapıyor. Taban çarpı yükseklik bölü kökü... İkiden de yapabilirsiniz. İlla a kare kök 3 bölü 4'e bağımlı kalmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Evet ikinci soru Akçay yaptı. Geldik üçüncü soruya. 6, 8 ne üçgeni? 10. Bütün kenarlar belli. Hipotenüse ait yükseklik eksik. Bak tabana ait yükseklik. Hemen aklımıza alan getirir. Alan dediğimiz 6 çarpı 8 bölü 2. Aynı zamanda 10 çarpı x bölü 2 eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. E buradan bölü 2'ler gitti. Böyle ikiler gidince ne yaptı? 48 eşittir. 10x yaptı ve x de buradan ne yaptı? 4,8 yaptı arkadaşlar. Evet cevabımız böyle 3. soruda han oldu. Ve 4. soruya gelelim diyeceğim ama bundan sonra 3. bölüme geçiyor. İsterseniz 3. bölümü de bir sonraki videoda yapalım. 3. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.